Burak Tatari yanımda, Sözcü Televizyonu Dış Haber ekibinden. Şimdi Burak'la birlikte son durumu aktaralım size ama Burak buraya bir son dakika bilgisiyle geldi zaten. Şöyle, El Cezire kaynaklı bir haber ama El Cezire'nin de herhalde şöyle diyelim, Katar'dan iyi şey alabilir, bilgi alabilir. Bir kapsamlı esir takası istiyordu, daha doğrusu takas anlaşması istiyordu Hamas. Filistinli tutukluların serbest kalması karşılığında esirlerin serbest bırakılacağına dair. Olacak mı? Öyle mi görünüyor yani? Çok yakın olduğu ne diyor söyleniyor. El Cezire? Senem, senin de söylediğin gibi Katar olarak anlıyoruz tabii. Mesele Hamas ve İsrail arasında arabulucu Katar. Bu işte esirlerin bırakılmasında hatırlayalım. İki Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasında da iki esirin serbest bırakılmasında yine Katar arabuluculuydu. Buradaki çok kapsamlı ve çok büyük bir olay tabii ki. Yayından önce de konuşuyorduk, ateşkes olacak mı bölgede diye. Bu anlaşma eğer olursa hem bir ateşkes yapılacak hem Hamas elindeki İsrail rehineleri bırakacak. Bunun karşılığında da İsrail hapishanelerinde tutulan yüzlerce ve binlerce Hamas üyesi var. Onların serbest bırakılması gündeme gelecek. Hatta Hamas'ın 6 bin tutuklunun serbest bırakılmasını istediğine dair daha önce açıklamaları vardı. Evet. Hani burada nasıl bir pazarlık, nerede buluşacaklar o belli değil. Ama bir takasın olacağı ve bir ateşkesin olacağı ki hatırlayalım. Bugün 21. günü, yarın 4. haftaya giriyoruz. Çok kanlı bir savaş. Ve şu ana kadar herhangi bir ateşkes ilan edilmemişti. İnsani yardım açısından da önemli. Evet, şimdi zaten ateşkes meselesine de çok sıcak bakmıyordu özellikle Batı, değil mi? Amerika, İngiltere, Almanya, zaten dün Avrupa Birliği de ateşkes diyemedi. Yani gerçekten o terimi kullanıp kullanmayalım diye mi tartıştılar 5 saat? Kesinlikle, ben de çok üzülerek takip ettim işin doğrusu. Haberi yazarken de çok üzüldüm. Avrupa Birliği ateşkes diyemedi dedik. İddialara göre BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'den çok ağır eleştiriler almıştı ve Guterres'in görevi bırakması istenmişti. Söylenilene ve iddialara göre Batı bloğu bu tip bir muameleye maruz kalmak istemedi İsrail'den. Ve aslında burada İspanya ağırlığını koymuş özellikle. Buna ateşkes çağrısı yapalım, ortak bildirdi diye. Bu arada mesela burada da biz hani bir hani şey haline, liste haline getirdik. Ateşkesi isteyenler, istemeyenler diye. Burada ateşkes çağrısı yapanların işte Türkiye var. Şimdi bakalım İtalya Çin, aslında Çin batıdan Çin önemli. İtalya önemli tabii ki. Yine Avrupa Birliği üyelerinden Malta var. Suudi Arabistan önemli çünkü o da İsrail'le normalleşme sürecindeydi. Önemli ülkeler var. Afrika Birliği var. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler peki nasıl gerekçelendiriyorlar diye insan merak ediyor. Yani nasıl olurdu, ateşkese karşı mısınız diye. Onlar şunu söylüyorlar. İsrail'in meşru savunma hakkını, meşru müdafaa hakkını elinden alır ateşkes bu gerekçeyle. Bunun yerine önerdikleri formül ise ara ara çatışmalara son verilmesi veya ara verilmesi. O sırada insani yardımların geçmesi. Bu insani yardım geçtikten sonra da savaşın kaldığı yerden devam etmesi. Ama geldiğimiz noktada o zaman bu esir takası olacak mı olmayacak mı, daha doğrusu bir takas anlaşması olacak mı olmayacak mı, onu bekleyeceğiz önümüzdeki birkaç günde. Kara harekatı başlayacak gibi görünmüyor değil mi Burak? Bence onu de. Söyleyelim. Hani konuşuyorduk ya, İsrail yetkililer her kara harekatı başlayabilir dediğinde ben onun biraz daha ertelendiğini anlıyorum artık. Şu andaki öyle görünüyor. Buradaki strateji ne olabilir? Tabii dünya üzerinde herkes bunu merak ediyor. Niye başlamadı? Hatırlayalım, tam başlayacağı noktada hava muhalefeti nedeniyle ertelendiği söylendi. Daha sonra ABD'den gelecek bazı hava savunma sistemleri için bekletildiği söylendi. Daha kuvvetli iddialarsa Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal de bunları dile getirmiş aslında. İsrail'in hava saldırılarıyla hava saldırılarıyla birlikte zaman kazanmaya çalıştığı ve hani o başından beri söylediği Gazze'nin kuzeyinden güneyine sivillerin geçmesi formülünün işlemesi için de bunu yaptığı yöndeydi. Söylenen böyle, kara harekatı işin doğrusu çok yakın görünmüyor ama tüm kaynaklarda özellikle iç politikada sıkışan, başında yolsuzluk dosyaları bulunan Netanyahu hükümetinin er ya da geç bu harekatı, kara harekatını yapacağı yönde ama işte daha az sivilin bulunduğu bir Kuzey Gazze'ye bu operasyonu galiba yapmayı tercih edecek. Bu arada Gazze'li yetkililer de tek tek isim açıkladılar değil mi, ölenlerin isimlerini? Yani çok acı tabii bunlar, özellikle Biden'ın açıklamasından sonra. Evet, hemen hatırlatalım izleyicilere de. ABD Başkanı Biden şöyle bir söz söylemişti. Ben
Hamas tarafından, hani o Gazze Sağlık Bakanlığı Hamas tarafından, Hamas yetkilileri tarafından açıklanıyor o sözler. Açıklanan rakamların doğruluğuna inanmıyorum dedi. Bunun üzerine de Gazze Sağlık Bakanlığı bu isimleri bu şekilde yayınladı. Etkileyici yüzlerce bir isim, öyle yüzlerce isim bu da hayatını kaybeden. Binlerce, yani 7000'i geçti, 3000 çocuğu geçti. Tabii burada bir teyitleme var. Bence önemli. Dünya Sağlık Örgütü de ölü sayısını, can kaybını açıkladı. 7036 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı. Onlarınki de 7028. Ha. Yani aşağı yukarı aslında tutuyor. Aslında evet, bir anlamda Dünya Sağlık Bakanlığı'nda güvenilir. Tabii. Hayatını kaybedenlerin %44'ünün çocuk olduğunu da söyledi Dünya Sağlık Yani Örgütü. Sivillerin hayatını kaybettiği ve işte binlerce sivilin hayatını kaybettiğini sadece Hamas söylemiyor. Bunun bir altını çizelim. Çünkü Hamas söylüyor ve güvenmiyoruz diyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, ama Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri de bunu doğruluyor. Evet, siviller hayatını kaybediyor diye. Var mı ekleyeceğim bir şey Burak? Şimdilik böyle. Yine tamam. Sıcak gelişmeler oldukça devam Çok ederiz. Teşekkürler. Şimdi öncesi ve sonrası.